Hoca geldi. Barış abi, ben konuşmadım. Bir şey olmaz. Tamam. Biliyorsunuz 1 Ağustos'tan itibaren çalışmalara devam ediyoruz. Ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Hazırlık maçlarını bitirdik. 6 tane hazırlık maçı yaptık bu dönemde. Bu akşam buradaki son antrenmanımızı yapacağız. Birazdan saat 2'de. Ondan sonra da yarından itibaren de artık tamamen resmi maçlara odaklanacağız. Çok zor bir seriye giriyoruz. Öncelikle tabii ki Dünya Kupası elemelerindeki ikinci grup maçları başlıyor. Çok zorlu bir fikstürümüz var. İlk maç Perşembe akşamı grupta, şu anda yeni oluşan grupta birinci sırada olan Letonya ile karşılaşacağız. Oldukça zorlu bir maç. Letonya takımında 3 tane NBA oyuncusu oynuyor ve uzun yıllar sonra, yani 3-4 yıl sonra ilk kez Porzingis de takımda dahil olmuş durumda. Hazırlık maçlarında oynadı. Bertans kardeşler. Bunun dışında da işte Euroleague'de de oynayan Stelnieks gibi tecrübeli oyuncuları olan oldukça formda bir takım. Çok zor bir deplasman maçı oynayacağız. Onun hemen akabinde de gene biliyorsunuz pazar akşamı burada Sırbistan'la gene Dünya Kupası elemesindeki ikinci maçı oynayacağız. Sonrasında da salı günü de haftaya Avrupa Şampiyonası için, ilk etap için Gürcistan'a hareket edeceğiz. Yani artık hazırlık dönemi bitti. Takım olarak hazır olduğumuzu söyleyebilirim. İyi olduğumuz yönler var. Eksiklerimiz hala var. Bazı pozisyonlarda, bazı özellikle savunma anlamında tam olarak istediğimiz seviyede değiliz. Ama hücum anlamında topu iyi paylaşıp, hızlı oynayıp, özellikle skorer oyuncularımızı maçın içinde daha çok işte Celi, Furkan Korkmaz gibi skorer oyuncularımızı devreye sokabiliyoruz. Topu paylaşabiliyoruz ve yüksek sayılar atabiliyoruz. Larkin'in de devreye girmesiyle, hazırlık maçlarında henüz tam olarak devrede değildi ama biliyoruz ki Larkin resmi maçlarda daha farklı bir oyun ortaya koyan bir oyuncu. Larkin'in de devreye girmesiyle iddialı bir şekilde bu artık sezonun resmi maç bölümüne başlıyoruz. Bundan sonra artık hazırlık dönemi bitiyor. Her maçın büyük önem taşıdığı bir dönem başlıyor. Tabi burada bizim için önemli olan şu, evet Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyoruz. Avrupa'daki güç sıralamasında şu anda bizi 6. sırada gösteriyor Avrupa otoriteleri, güç. Ama bunlar hepsi kağıt üzerinde. Biz bu sıralamanın tabii ki üstüne çıkmaya çalışacağız. Türkiye'ye, Türk halkına layık mücadele eden, sahada şartlar ne olursa olsun geri adım atmayan, son topa kadar savaşan bir takım yaratmak istiyoruz. Bunu buradaki hazırlık maçlarında da gördük. Yeniden bir heyecan olduğunu gördük. Hazırlık maçlarında da salonlarımız burada Sinan Erdem'i doldurmayı başardık. İnşallah bu heyecanı yeniden Türkiye'ye kazandırırız. Evet, bildiğim kadarıyla zaten Sırbistan maçı için biletler tükenmek üzere. Belki de bitmiştir tam ama o konuda haber alıyorum. Tabii ki taraftarın desteği çok önemli. Taraftarın maçın içerisindeki rolü çok önemli. Yani nasıl ki biz takım olarak pozisyon pozisyon, her pozisyonu ayrı değerlendirip her pozisyonu kazanmaya çalışıyorsak, bunu taraftarla birlikte yapmalıyız. Tabii ki görüntü güzel oluyor taraftarda olduğunda ama o görüntünün büyük bir desteğe, rakip hücumdayken ciddi bir baskıya, hakemler üzerinde baskıya bilinçli bir taraftar bizim için çok önemli. Çok zor bir maç. Sırbistan takımı şu anda tabii ki Avrupa Şampiyonası'nda da oynayacak olan tam kadro geliyorlar. Biliyorsunuz NBA'de bu sezon MVP olan Jokic kadroda, Micic kadroda, Kalinic kadroda, Nedovic kadroda, yani çok Bielisa kadroda. Gerçekten çok kuvvetli bir takım ama biz de iyi bir takımız. Sağ avantajını burada kullanmak istiyoruz. Grupta, şu anda yeni oluşan grupta Sırbistan bizim altımızda. Yani bizim 2 galibiyetle bir üst tura çıktık, bu gruba çıktık. Sırbistan ise sadece bir galibiyetten bu gruba geldi.
doğal. Çünkü sezon içinde oynanan grup maçlarında tabii ki bu oyuncuların hiçbirisi oynamadı. Yani Euroleague oyuncuları, NBA oyuncuları oynamadığı için Sırbistan'da o maçları kaybettiler. Ama bu dönemde tam kadroya geliyorlar. Tabii Türk izleyicileri açısından enteresan da bir mücadele olacak. Benim için de Micić ve Larkin'in karşı karşıya olacağı uzun yıllar sonra ilk çok önemli bir resmi maç olacak. Orada da bir güç mücadelesini göreceğiz. Bu mücadeleden kim galip çıkacak? Larkin mi, Micić mi? Bu da Türk spor severleri için enteresan bir olgu olacak. Başka soru var mı? Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.